Bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basıp beğenebilir. Daha sonraki videolardan haberdar olabilmek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Balkan Bulgar Hava Yolları'nın 013 sefer sayılı uçağının içindeki 44 kişiyle birlikte Sofya'dan Varna'ya yaptığı yolculuğu sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Bu yaşanmış gerçek bir olaydır. Resmi raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. 7 Mart 1983 Balkan Bulgar Hava Yolları'nın 013 sefer sayılı uçağı Sofya'dan ayrıldı. Karadeniz tatil beldesi Varna'ya gidiyor. O dönemin en popüler iç hattı olan bu rota turistleri Karadeniz'in kuzeyindeki en popüler noktalara ulaştırıyor. Uçuşun komutası Plamen Stalev'de. Kendisi 3 yıldır bu hava yollarında çalışıyor. Bu uçuş kaptan pilot olmadan önceki son uçuşlarından birisi. Stalev, hava iyi görünüyor. DVN'ye ulaşana kadar bu irtifada devam ederiz diyor. Kontrol pilotu Ilya Larov. Diğer pilot Stalev'i eğitiyor. Ilya Larov da 3960 metrede devam ediyoruz. Hız biraz yavaşlıyor. Saat 18.15. Valentin Ivanov ve Lacheza Ivanov Varna'ya giden yolcular arasında. Valentina Valya Yordanova ise uçaktaki tek hostes. Yardım çağrısı yapan Valentin ve Lacheza'nın yanına gidiyor. Valentin, lütfen yardım edin, kusuyor diyor. Tam o esnada Valentin hostesi kendi koltuğuna zorla oturtuyor. Yanında oturan Lacheza ise hostesi bıçakla tehdit etmeye başlıyor. Valentin ve Lacheza'nın arkadaşları olan iki kişi de önlerinde oturan yolcuları bıçakla tehdit etmeye başlıyor. Artık o dört kişi hava korsanı. Hostesin yanında oturan hava korsanı hostese eğer Viyana'ya uçmazlarsa canına kıyacaklarını söyle diyor. Hostes de onlara pilotlara haber verebiliriz diyor. Onları konuşturarak sakinleştirmeye çalışıyor. Ardından Viyana'ya uçacağız, kimsenin canının yanmasına gerek yok diyor. Ayaktaki hava korsanı yolculara sesleniyor. Viyana'ya uçuyoruz, anlaşıldı mı? Bizi engellemeye çalışan olursa ölür, baştan söyleyeyim diyor. Elinde bıçakla koridorda yürüyor ve yolcuları tehdit ediyor. Hapisten yeni çıktık ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Camları kırıp gerekirse uçağı düşürürüz. Sakın bize engel olmayın diyor. İnsanları hala tehdit ediyor. Bize engel olmaya çalışmayın, anlaşıldı mı diyor. Kokpitte pilotların olanlardan haberi yok. Plamen Stalev, 45 dakika sonra ineceğiz, programdan şaşmadık diyor. Kalkalı henüz 15 dakika olmuştu ve uçuş iyi gidiyordu. Yani onlara göre her şey yolundaydı. Hava korsanı hostese pilotlarla konuşmamız gerekiyor diyor. Hostes de o zaman izin verin ön tarafa gideyim diyor. Hava korsanı da olmaz diyor. Kokpitle görüşmenin tek yolu uçağın ön tarafındaki dahili telefon. Hostesin dahili telefona gitmesine bile izin vermiyorlar. Hostes kabindeki yolculara, içinizden biri dahili telefonu kaldırsın. Pilotlar cevap verdiğinde neler olduğunu anlatın diye sesleniyor. Ama yolcular o kadar korkuyor ki kimse hostesin söylediğini yapmak istemiyor. Ayaktaki hava korsanı yolculara, biriniz kokpite gidip pilotlara neler olduğunu söylemek zorunda diyor. Ama hala kimse kalkmıyor. Hava korsanı da bir yolcuya dönüp sen git diyor. Yolcu ayağa kalkıyor. Hava korsanı Viyana'ya gitmek zorunda olduklarını söylüyor. Yolcu ön tarafa gelip kokpitin kapısını çalıyor. Pilotlar güvenlik sebebinden dolayı kapıyı kimin çaldığına bakmak istiyor. Kapı deliğinden baktıklarında askeri üniformalı biri olduğunu görünce kapıyı açıyorlar. Yolcu içeri girdiğinde pilotlara uçakta bıçaklı hava korsanları olduğunu, rehinelerinin olduğunu ve ısrarla Viyana'ya uçmak istediklerini bildiriyor. Pilotlar şaşkına dönmüş durumda. Plamen Stalev yolcuya onlara istediklerini yapacağımızı söyleyin diyor. Yolcu kokpitten çıktıktan sonra Ilya Larov, Viyana'ya gidemeyiz, yakıt ikmali yapmadan oraya ulaşamayız.
daha yakın bir alternatif önersek diyor. Uçakta Sofya'dan Varna'ya 1 saat yetecek kadar yakıt var. Viyana ise ters yönde. 885 km uzakta ve yaklaşık 2 saat sürüyor. Bu olayda pilotların Viyana'ya gitme kararı alması imkansızdı. Kokpitten dönen yolcu hava korsanlarına istediklerinizi yapacaklar diyor. Plamen Stelev Ilya Larov'a bence ben hava korsanlarıyla görüşeyim sen de kontrolü devral diyor. Sonra kabine anons yapıp merhaba ben Plamen Stelev. Pilotlardan biriyim. Hava korsanlarından sakin kalmalarını ve kimseyi incitmemelerini istiyorum. Taleplerinizi öğrendik ve istediklerinizi yerine getireceğiz diyor. Hava korsanları ikna olmuş gibi görünüyor. Pilotlar hava korsanlarının Viyana'ya uçma taleplerini reddederlerse yolcular ölebilir. Rotalarından saparlarsa muhtemelen yakıtları biter. Pilotlar başka bir seçenek bulmak zorunda. Plamen Stelev ya İstanbul oraya ulaşabilir miyiz diye soruyor. Ilya Larov da bunu yapabiliriz diyor. Plamen Stelev de peki bakalım alternatif şehri kabul edecekler mi görelim diyor. Uçak Varna'ya olan seferinin yarısını tamamladı. Ayaktaki hava korsanı hala tehditlerine devam ediyor. Plamen Stelev kabine geliyor. Şimdi de rehine kurtarma müzakerecisi olması gerekiyor. Ufak bir hata canlara mal olabilir. Stelev hava korsanlarına sakin olun. Size yardım etmek istiyoruz. Viyana 2 saatlik uzaklıkta ve o kadar yakıtımız yok. İstanbul'a yönelirsek dediği anda hava korsanı hayır İstanbul olmaz Viyana diyor. Stelev de o zaman bir yerde durup yakıt almamız gerekecek diyor. Hava korsanı ısrarla olmaz yeterince yakıt var Viyana'ya uç durmak yok diyor. Stelev de anladığını ve Viyana'ya uçacaklarını ama kimseyi incitmemelerini söylüyor. Hava korsanları komünist memleketlerinden kaçmaya çalışıyor. 1983 yılında Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümü Sovyetler Birliği etkisi altındaydı. Bu Doğu bloğundaki çok sayıda insan batıya doğru kaçmaya çalışıyordu. O dönemde her şey devlet kontrolü altındaydı ve insanların geleceği çok sınırlı ve belirsizdi. Plamen Stelev kokpite geliyor. Ilya Larov'a olmaz dediler, doğrudan Viyana'ya uçmak istiyorlar diyor. Stelev rehine krizini başarıyla yerine getiriyor. Ama hava korsanlarının istediklerini yerine getiremeyecek. Şimdi kontrolörü bu durumdan haberdar ediyorlar. Stelev iletişime geçip acil durum, uçağımız kaçırıldı ve acil yardım talep ediyoruz. Viyana'ya inmek istiyorlar diyor. Kontrolör de anlaşıldığını iletiyor. Kabinde ortam gergin. Hostes hava korsanına bıçağa gerek yok. Zaten bir yere gidemem diyor. Ama ayaktaki hava korsanı hostesi elinden yaralıyor. Sonra yolculara dönüp tehditlerine devam ediyor. Krizi yönetmek için Sofya'da bir komuta merkezi kuruluyor. Bulgar yetkililer seçenekleri düşünürken köşeye sıkışıyor. Kontrolör iletişime geçip şu anki mevkilerini ve yakıt durumlarını teyit etmelerini istiyor. Stelev de GRN'ye yaklaştıklarını ve uçakta 1300 kilogram yakıt olduğunu bildiriyor. Kontrolör Viyana'ya yönelecek misiniz diye soruyor. Stelev de olumsuz diyor. Kontrolör şimdi uçakta kaç hava korsanı var diye soruyor. Stelev de 4 kişiler ve bıçakları var. Bir kişiyi rehine aldılar. Onu öldürmekle tehdit ediyorlar. Hepsi çok gergin diyor. Ayaktaki hava korsanı camdan dışarı bakıp neden dönmedik diye soruyor. Ardından yakında dönmezsek insanlar ölecek diye bağırıyor. Kriz merkezinde ise uçağın Bulgaristan'dan ayrılmasına izin veremeyiz diye konuşuyorlar. Kontrolöre onlara Varna'ya devam etmelerini söyle talimatı veriliyor. Kontrolör de iletişime geçip rotanızdan sapmayın, iniş için Varna'ya devam edin ve talimatları bekleyin diyor. Stelev kontrolöre talimatın anlaşıldığını iletiyor. Kriz merkezindeki yetkililer kritik bir karar alıyor. Hava korsanlarının tehditlerine rağmen 013 sefer sayılı uçağın Varna'ya devam etmesi gerekiyor. Stelev Ilya Larov'a dönüp hava korsanlarının bunu öğrenmemesi gerek diyor. Hava korsanlarının planlarını öğrendiklerinde şiddete başvuracaklarını biliyor.
Şimdi dönmemiz lazım, Viyana'ya gidiyormuş gibi diyor. Sonra kontrolörle iletişime geçip bir dizi dönüş yapmak için izin istiyoruz. Mevcut irtifamızı koruyacağız diyor. Kontrolör de sola veya sağa dönebilirsiniz. Yeni baş açınızı bildirin diyor. Stalev'de baş açımız aynı diyor. Kontrolör de anlaşıldığını iletiyor. Pilotlar bir dizi dönüş yaparak hava korsanlarını uçağın Viyana'ya döndüğünü ikna etmeye çalışıyor. Kabinde hava korsanları uçağın döndüğünü fark ediyor. Stalev kontrolörle iletişime geçip baş açılarının 85 derece olduğunu, irtifalarının 3960 metre olduğunu ve Varna'ya 120 kilometre uzaklıkta olduklarını bildiriyor. Kabinde ise hava korsanı bizi kandırıyorlar mı diye soruyor. Ardından ayağa kalkıp bağırarak kimse bize yalan söyleyemez. Yalan söyleyen olursa bir yolcuyu boğarım diyor. O kadar bağırarak konuşuyor ki pilotlar kokpitten sesini duyabiliyor. Stalev kabine gelip ortamı sakinleştirmek istiyor. Uçak hızla Varna'ya yaklaşıyor ama pilotlar hava korsanlarını yakında Viyana'da olacaklarına ikna etmek zorunda. Kabine gelen Stalev yolcuları sakinleştirmeye çalışırken hava korsanı ne yapıyorsun sen, kokpite geri dön, uçağı uçur diyor. Stalev de bağırmana gerek yok, insanları korkutuyorsun. İstediğinizi yapıyoruz zaten, Viyana'ya ulaşmamıza bir saat kaldı, otur istersen diyor. Hava korsanı da bir saat içinde Viyana'yı görmeyi bekliyorum. Eğer görmezsem uçağı havaya uçururum. Uçağı havaya uçuracak kadar patlayıcımız var diyor. Bunun üzerine Stalev kokpite dönüyor. Kriz merkezinde ise uçağın Varna'ya varışına 15 dakika kaldığı için zaman kazanmaları gerektiği konuşuluyor. Kontrolörden pilotlara Varna'nın kuzeyine uçup deniz üstünde daire çizmelerini söylemesini istiyorlar. Zaman kazanmak ve Viyana'ya doğru uçuyorlarmış gibi göstermek için Varna'yı es geçip Karadeniz üstünde daire çizmelerine karar veriliyor. Kontrolör iletişime geçip talimatları iletiyor. Stalev de bu talimatları onaylıyor. 013 sefer sayılı uçak Karadeniz üzerinde daire çizmeye başlıyor ama bir saat içinde iniş yapmazsa yakıtı bitecek. Bu arada hostes Viyana'yı neden seçtiniz diye soruyor. Aldığı cevap ise seni ilgilendirmez, soru sormayı kes oluyor. Hostesin amacı dışarıda yaşananlarla ilgilenmemelerini sağlamaktı. Kokpitte ise Stalev şehrin ışıklarını görünce buranın Viyana olduğuna kimse inanmaz diyor. Pilotlar Karadeniz kıyısına indiklerinde hava korsanlarının gerçeği anlayacağını düşünüyor. Varna deniz kenarındaydı ama Viyana nehir kıyısında. Yetkililerin bu durumda hava korsanlarını inandıracak bir yol bulmaları gerekiyordu. Ama fazla zamanları yoktu. Stalev cesurca bir plan yapıyor. İlyalarov'a ışıkları söndürmeleri lazım diyor. İlyalarov da havaalanı mı diye soruyor. Stalev de hayır, tüm şehrin diyor. Sonra kontrolörle iletişime geçip Varna'ya ineceksek kıyıyı görmemeleri için tüm şehrin elektriklerinin kesilmesini öneriyoruz diyor. Kontrolör teyit için tekrarlatıyor. Stalev de doğru diyor. Bütün şehrin elektriğini kesmek dahice bir fikirdi. Varna o dönem Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden biriydi ve bu iş sadece komünist bir ülkede yapılabilirdi. Kriz merkezinde havaalanının ışıklarını kesmeden kırmızı çizgi içindeki bölgenin elektriğini kesmeyi konuşuyorlar. Planın işe yaraması için yetkililerin Varna şehrinin büyük bölümünün ve çevre bölgelerinin elektriğini kesmesi ama uçağın inebilmesi için havaalanının ışıklarını kesmemesi gerekiyor. Kriz merkezinden çıkan karar ise ne gerekiyorsa yapılsın oluyor. Aynı anda kokpitte Stalev 550 kilogram yakıtımız kaldı, burada fazla kalamayız diyor. Uçak neredeyse bir saattir daire çiziyor. Elektrik kesilse de kesilmese de 30 dakika içerisinde Varna'ya inmeleri gerek. Kontrolör iletişime geçip ne gerekiyorsa yapılacağını, şartları 127.45 frekansından ileteceğini bildiriyor. Stalev de bu talimatları onaylıyor. Devamında itfaiye ve ambulans gerekebilir. Hava korsanlarında yanıcı sıvı olabilir, yangın çıkma ihtimali var diyor. Tüm şehrin elektriğini kesmenin dikkatlice koordine edilmesi lazım. Ve bu işlem zaman alacak.
Ama bunun şehri paniğe sokmadan yapılması gerekiyor. Başta hastaneler olmak üzere bütün önemli binaların uyarılması gerekiyor. Bu sırada uçakta gerginlik artıyor. Sonunda kriz merkezinde elektrik kesme talimatı veriliyor. Saat 19.30'da pilotların istediği oluyor. Varna'nın elektriği kesiliyor ve şehir karanlığa gömülüyor. Kıyılardaki teknelere bile ışıklarını söndürmeleri emrediliyor. Kontrolör iletişime geçiyor. Varna'ya yaklaşmaya başlayabilirsiniz. 27 numaralı piste ineceksiniz. Baş açısı 35 derece. Alçalma isteği size kalmış. Sadece pist ışıkları açık olacak. Şehrin kalanı karanlık olacak diyor. Starev'de 5 dakikaya kadar standart alçalmaya başlayacaklarını iletiyor. Şehrin karanlık olduğunu görmek pilotları cesaretlendiriyor. Pilotlar şimdi iniş hazırlıklarına başlıyor. Varna'ya inmelerine dakikalar kaldı ama uçak yerdeyken neler yaşanacağını hala bilmiyorlar. Havaalanına 16 kilometre kala pilotlar son yaklaşmaya başlıyor. Stalev kabine anons yapıyor. Gördüğünüz gibi Viyana'ya doğru alçalmaya başladık. Birkaç dakika sonra yerde olacağız. Herkes otursun ve kemerlerini bağlasın diyor. Ama hava korsanı şüpheleniyor. Camdan bakıp Viyana'yı görmüyorum, su görmüyorum, burası Viyana değil diyor. Bir yolcu da Tuna Nehri o, Viyana'ya az kaldı diyor. Pilotlar iniş takımlarını açtıklarında bir sorun çıkıyor. Havaalanına 8 kilometre kala burun iniş takımının inip kilitlendiğine dair bir belirti yok. El kitabına baktıklarında önerilen kuleye yakın uçup kuledekilerin kontrol etmesi yazıyor. Ama pilotlar bunu yapamaz. Hava korsanlarının Varna'yı fark etme riski var. Uçakta 200 kilo yakıt kaldı ve acilen iniş yapmaları lazım. Pilotlar ampulün bozuk olduğunu düşünüyor. İniş takımlarının inip kilitlendiğinden eminler. Stalev kontrolörle iletişime geçip 27 numaralı piste iniş yapmaya hazır olduklarını bildiriyor. Kontrolör hemen kriz merkezini arayıp 4 dakika içinde yerde olacaklarını iletiyor. Kriz merkezinde ise uçağı piste ilerletip 4 numaralı taksi yolunda durdurmaya karar veriliyor. Yetkililer uçak durduğu anda baskın yapmayı planlıyor. Hava korsanları ile müzakere düşünülmüyor. 013 sefer sayılı uçak Varna'daki piste yaklaşıyor. Hava korsanları o an için Viyana'ya indiklerini düşünüyor. Uçak inişini gerçekleştiriyor. Kontrolör iletişime geçip yavaşça 4 numaralı taksi yoluna ilerlemelerini ve talimat beklemelerini istiyor. Kritik anlar başlıyor. Kontrolör motorları kapatmalarını istiyor. Şimdi Starev kabine girip hava korsanlarının ne yapmak istediklerini öğrenmek istiyor. Hava korsanı Viyana yazan tabelayı görmek istiyorum diyor. Starev de buradan göremezsin diyor. Hava korsanı şimdi de Avusturyalı gümrük memurlarını görmek istiyorum, onları uçağa getir diyor. Starev de onu ayarlayabiliriz diyor. Kriz merkezinde ise hemen Almanca bilen birilerini aramaya başlıyorlar. Asıl planları iki havaalanı görevlisini sonradan uçağa baskın yapacak polisler için inceleme yapmaları amacıyla sınır polisi kılığında uçağa sokmaktı. Kriz merkezinde Almanca bilen birileri aranırken hava korsanları harekete geçiyor. Hostesi uçak tuvaletine götürüyorlar. Diğerleri de yolcuları tehdit etmeye devam ediyor. Bir süre sonra Stalev sınır görevlileri kılığındaki iki kişiyi uçağa alıyor. Hava korsanı onları gördüğünde bunlar Avusturyalı değil, üzerlerinde Bulgar ceketi var diyor. Sonra bizi kandırdılar, bize yalan söylediler deyip iki kişiyi de kabine getiriyorlar. Tuvaletteki hava korsanına seslenip hostesi öldürmesini istiyor. Stalev şaşırmış durumda. Ne yapacağını bilmiyor. Bulgarların hava korsanlarını kandırma planı geri tepti. Tüm yolcuların ve mürettebatın hayatı büyük tehlikede. Hava korsanları artık Viyana'da olmadıklarını biliyor ve rehineleri infaz etmek üzereler. Stalev açık olan kabin kapısından polislere hemen şimdi yolcuları öldürecekler diye bağırıyor. Bulgar polisi hemen uçağa biniyor. Hava korsanlarından üçünü etkisiz hale getiriyor. Tuvaletin kapısını açan polis hava korsanından rehineyi bırakmasını istiyor.
bırakmayınca ateş ediyor. Hava korsanını öldürüyor. Hostes boynundan yaralanıyor. Uçak kaçırma olayı başladıktan 2 saat sonra son buluyor. Tüm yolcular güvende. Hayatta kalan 3 hava korsanı yargılanmayı beklerken Bulgar yetkililer planlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Dördünün de hafif suçlardan sabıkalarının olduğu öğreniliyor. Bıçaklarını uçuştan birkaç saat önce Sofya'dan satın almışlar. Dikkat çekmemek için güvenlikten 15 dakika arayla geçmişler. Bu planları aceleyle yapılmış bir plandı. Viyana'ya asla ulaşamazlardı. Ama onlar bunu bilmiyordu. Viyana'da sığınma hakkı isteyeceklerdi. Yetkililerin onlara bu hakkı vereceklerini düşünüyorlardı. Kısa bir yargılanmadan sonra 3 hava korsanı 7 ila 10 sene arasında hapis cezası alıyor. İç hat uçuşlarındaki havaalanı güvenliği arttırılıyor. Ve 013 sefer sayılı uçakta yaşananlar Bulgaristan'daki son uçak kaçırma vakası oluyor.